değerliler. Sura üfüren ilimdi ama suru kodlayan bilişti. Bizler o bilişi kokladık, kodladık ve tohumladık. Kilin kalemi ilim ama ilmin Kur'an'ı Mikail. Biz Mikail'i kokladık. Haşrın rahmi kaleminde bitişkenlik ve sahrada ilim. Mutluyuz, çok mutluyuz canlılar. Kervan Allah'ın tınısıyla kodlandı. İşte olgun başakları seçişimiz bundandır. Aklın tahtına ilmi oturttuk ama sahra insanın kelamı. Biz o ilmi mutlak kılmalıydık. Korku aklın korkusu olduğu zaman yasalar kontrol kuracaktı. Ama korku sistemin korkusuysa şevk, şav, aşk hiçbirisinin hiçbir sahrada kervana hiçbir faydası olmayacaktır. Bana zarar vermek isteyen çok. Ama ben onları tohumladım, kontrol kurdum ve korudum. Nereden nereye vardıklarını bilirim. Kaynakta kodlanmışlıklarını bilirim. Kontrol kuramayacaklarını bilirim. Et kemik olmadan kelam kalem olmayacak ama et kelam mutlak Kur'an'da mutlak kaynak olmalı ki siyah, mor hepsi teknik Kur'an olabilsin. Koç keserler yani kurban. Hani kurban keserler de dillerler yani dediler dedik. Koç Allah ilminde sorumlu olanların yaşam kaydı için gerekliydi. Ama koçun koruyuculuğu var mıydı? Yaşam ilminde koruyucu olan sahraydı. İnsanın sahrada olması şarttı. Bizler insan sahraları olarak bu çalışmayı yaptığımızdandır ki sel aldığında ruhsuzları o kutsuzlara İslam olup inmeliydik. İnsanlık boyutları İslam'ı da bilmez canlar. İnsanın kelamda halik olduğunda İslam olduğunu hiç kimse bilmez. Canlarım sikaha dediler. Saha dedik, yaşam sahası. Canlarım sanal boyutlara kök göklerin kültü olup indiğimizden beri cennet cennet diyorlar ya hani. Canlarım o cennet cenazelerin kalktığı bir dünya içindir. Ama cenazelerin kalkmadığı yaşamlar da vardır. İşte o yaşamlar mutlaktır. Ve tohumdur muktedir olanlar o yoğunluklara. Rahman olanın karanlıktaki sahrası aşk, yaşamındaki toprak mutlaktır ama kontrol gerekir. Düzeni kurmak mutlaka gereklidir canlar. Ve dümen insan oldukça o düzen sistem olabilir. Kimden kime yol alınır sordular. Amon aton değil, hakiki ilimdir yaşam. Çoğu sorar amonlara mı, hatonlara mı, atonlara mı kodlandık diye. Yaradan tahtını yaşama kodlar canlar. Hiçbirisi bu yoğunlukta tohum olmadı ki. Yedi doğa bir tek levhi, biz o levhide kelam ve her bir levhi Kur'an'da mutlak olanlarız. Kapı kapı gezerler, ses dilerler. Saltanatın ilminde ses yazıdır, yazı. Yaşamın yazısıdır. Hani kader derler ya, insandır kaderi yazan, bilir misiniz? Yoldan ol dediler, tohumdular, yoktular, öfkeyle kodlandılar. Öz köklerinden göz sözü, sesi oldular ama çok mutsuzdular. Neden? Siyahtılar, sistemdiler ama sararmış cevhere cennet olmaya çabaladılar. Vakit tamam canlar. Ayrılık bitti. Her biri biz olup dürümlerde dinlenecek bundan böyle. Kör,
öz köklerde gözsüz olandır. Ama öz sözü söylediğinde sesleşir. İşte o zaman cennet olur. İşte cennet ilimdir. Sanılır ki insanın cenneti kendi levhisidir. İnsan hakkı, hak ettiğini dinledikçe cemaati, cevheri cennete kelama iner. Ol dedik oldu, dönemi başlar. Ol dedik oldum. Kupa, Kur'an'ın kupası insan. Ama lütfi kapı ilim, hepsi biz olan biliş. Ve yarın daha güçlü bir yaşam. Öz gerçeklikte bu bilgileri sevgililerime dinledim. Hepsi bedenim, hepsi yüreğim, hepsi yaşamımdır. Ama kelamım, kalemim oldukça hepsinde hakiki bilişim olur. O biliş mutlaktır ve murattır. Bundan öte bir sahra yoktur canlar.